Bilindiği gibi 7143 sayılı yasa kapsamında kurum alacakları yapılandırma kapsamına girmişti. Yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde Adıyaman kapsamında yaklaşık 19.700 başvuru gerçekleşti. Bu başvuruların içerisinde yaklaşık bunun 9.000'i özellikle tarım sektöründe çalışanların tütün ve tekfattan dolayı kesintiye tabi tutulup bu kesinti karşılığı hizmetini alamayanlara da 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırma hakkı getirildi. Bununla ilgili olarak da bunların da borçlarını ödeyebilmesi için çıkacak olan borcu Ziraat Bankası ile protokol imzalanmıştı ve bu protokol çerçevesinde bu borcu yatırdıktan sonra, yapılandırdıktan sonra emekliye hak kazanmış olan vatandaşlarımıza emekli aylığı bağlanacak olanlara banka tarafından kredi verilmeye başlandı. Bu kapsamda birçok vatandaşımız, özellikle 9 bin yaklaşık vatandaşımız bundan istifade etti. Yaklaşık bunun 1500-2000'i de hamdolsun emekli oldu. Bu yapılandırma gerçekten bugüne kadar kuruma borcu olup da ödeme zorluğu içerisinde olan kişilerine ödeme kolaylığı getirme ve özellikle de 4B kapsamında dediğimiz tarım sektöründe çalışan vatandaşlarımızın da özellikle bu kesintilerden dolayı birikmiş olan borçları total olarak banka kredisiyle yatırıp emekli olabilme ve borcunu kapatabilme imkanı getirildi. Vatandaşlarımız da buna gerçekten duyarlı davrandılar. 19.700 civarında bir başvuru gerçekleşti. Buna bağlı olarak da peşin ödemeler ve taksitlendirmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza uyarımız özellikle taksitlendirmiş olan vatandaşlarımızın yıl içerisinde en fazla 2 ya da daha fazla taksidi ödememe durumunda yapılandırmalarının bozulacağını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla vatandaşlarımız mevcut taksitlerini zamanı geldiğinde ödesinler. Çünkü bozulduğu takdirde tekrardan bu yapılandırma dolayısıyla sağlanmış olan gecikme zammının silinmesi ve yerine tefettüf oranı hesaplanarak oldukça düşük miktarda çıkarılan borcun tekrar eski haline dönmesi durumu söz konusu. Bu sıkıntılar yaşamama adına vatandaşlarımızın taksitlerini zamanında ödemelerini özellikle tavsiye ediyoruz.